Joe Biden'ın 1915. yıl hadiselerini soykırım adlandırması sadece siyasi karardır. Ne tarihi ne de hiçbir hukuki esası yoktur. Real TV'ye danışan Türkiye-Azerbaycan Parlamentler Arası Dostluk Grupunun sədri milletvekili Şamil Ayrım deyir ki, Joe Biden eğer belə bir ifade işlədibsə o zaman tarihçileri de birgə işlemeye çağırmalıdır. Çünkü yalnız tarihçilerin araştırmasından sonra bütün hakikatler üzere çıkacak. Deniyor ki 1,5 milyon Ermeni ölmüştür. Ya 1,5 milyon Ermeni ölmüşse bunların mezarları nerede? Bir tane toplu mezar büyüğü görebiliyor musunuz? Bakınız Türkiye'de ben Iğdırlıyım. Kars o bölgenin insanıyım. Kars'ta, Iğdır'da, Erzurum'da, Van'da toplu mezarlar var. Ermenilerin saldırılarında ölen belgeleriyle. Şimdi bunları maalesef Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke süper gücün başkanı görmek istemiyor. Gözleri dönmüş. Şimdi Ermeni lobisinin tesirinde yalan ve iftiraların bu kadar etkisinde kalan bu lobilere bizim de artık çok daha farklı bir şekilde cevap vermemiz lazım. Bizim Allah'a şükür şunu ifade ediyorum. Yetişmiş gençlerimiz, bilim adamlarımız, siyasetçilerimiz, Azerbaycan'da da son zamanlarda çok değerli gençler yetişti. Azerbaycan'ın işte entelektüel kesimi, bilim adamları, tarihçileri, Türkiye'nin öyle yüzlerce, binlerce belge, döküman elimizde var. Biz her zaman kendi arşivlerimizi, Osmanlı arşivlerini açıyoruz. Yani Türkiye bu konuda son derece açık. Çünkü bizim tarihimizde hiçbir zaman yüz kızartıcı bir suçumuz yok. Milletvekiline göre 44 günlük Qarabağ savaşından sonra bölgede yaranan yeni elverişli vəziyyət de bazı ülkelerin narahat etmeye başlayıb. Siyasi ve iqtisadi əlaqələrin bərpa edilmesiyle bölgede sülhün yaradılmasına nail olmaq cəhdləri görünür, Amerika Birleşmiş Ştatları kimi dövlətlərə sərf etmir. Biz bu bölgede normalleşmenin olması için çabalayan bir ülkeyiz. Azerbaycan'la birlikte. Şimdi Biden'ın almış olduğu bu karar gerçekten bölgeyi hiçe sayan, bölgenin normalleşmesini istemeyen, burada istikrarın olmasını istemeyen bir süper gücün başkanının almış olduğu bir karar. Tamamen boşlukta olan bir karar. Halbuki biliyorsunuz 44 günlük vatan savaşından sonra Azerbaycan, Türkiye, Rusya 3+3 formülünü ortaya atmışlardı. Bölgede bulunan devletlerin bir masada oturarak bölgenin bundan sonraki süreç içerisinde istikrarı, huzuru ve barışa katkılarını konuşmak için maalesef bu karar bu istikrar ve normalleşmeyi bir nebze geriye atmış gibi görünüyor. Ümit ediyoruz ki biz bulunduğumuz coğrafyada Türkiye, Azerbaycan huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunu Sayın Aliyev de Karabağ Savaşı'ndan sonra sürekli deklare etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta bunu haykırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu bu kararla bölgede istikrarın olmasını istemeyen bir tavır sergilemiştir. Bekleyip göreceğiz. Tabii Türkiye'nin bu süreçte yarından sonra işte alacağı bir takım kararlar, bir takım tepkileri zaten gösteriyorlar. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, meclisimiz gereken tepkiyi zaten gösterecektir. Bizim bakınız şunu bütün dünyaya aykırıyoruz. Ermeni vatandaşlarımızla Türkiye'de en ufak bir sorunumuz yok. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız onlarla ilgili bir mesaj yayınladı. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bizler gibi birinci sınıf vatandaşları olarak bu ülkede yaşıyorlar. Ancak Ermeni diasporası ve Ermeni hükümeti şunu bilmesi gerekir. Bu ilişkiler
bu tür Amerika'daki bu lobi faaliyetleri, dünyadaki bu lobi faaliyetleri bizde yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın da huzurunu kaçırıyor. Bakınız Türkiye'de şu anda resmi kayıtlara göre 100 binin üzerinde Ermeni vatandaşları ekmeklerini kazanıyorlar. Gedelim ki aprelin 23'ünde açıklama veren Türkiye Ermenilerinin Patriarhı Sahak Maşalyan'da bəzi ölkələrin ermənilərin acısını və əcdadlarının müqəddəs xatirəsini gündəlik siyasi məqsədlər üçün alətə çevirməsinin onları üzdüyünü bildirmişdi.